Bugünün son Skype bağlantısını yapacağız şimdi. Suat Umurhan'la ve ağırlıklı olarak Fenerbahçe'yi konuşacağız. Suat, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar Ezgi. Çok teşekkürler. Şimdi Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısına çıkacak dedik. Son maçlar itibariyle aslında konuşursak Fenerbahçe ile ilgili biraz inişli çıkışlı bir performanstan bahsediyoruz. İstikrarsız günler geçirdiğini söyleyebiliriz Sarı Lacivertlilerin. Şimdi kupa maçıyla neler beklememiz lazım takımdan, ne dersin? Kesinlikle bir iniş çıkış olduğu doğru ve biraz da umut kaybı, hayal kaybı var. Yani uzun yıllardır gelmeyen şampiyonluk sonrası Jorge Jesus'la kendisi inandırdı zaten Jesus'un taraftarı, camiayı. Sonrasındaki Dünya Kupası öncesindeki son maç ve ardından gelen süreç ve bunun bir tanesinin de sahasında Galatasaray maçı olması aslında bütün taraftarın ve camianın da keyfini kaçıran işte, ama biten bir şey yok. Kaçan bir şey yok. Arada çok büyük bir puan farkı yok. Fenerbahçe için bu kupa maçı da bence biraz daha böyle özgüven tazelemesi, bazı oyuncuların kendisine göstermesi için önemli bir süreç olacak diye düşünüyorum. Peki şimdi Jorge Jesus ve rotasyonları aslında sezon başından beri konuştuğumuz bir konu. Sezon başında pozitif anlamda değerlendirdiğimiz bir durum. Şu gün itibariyle aslında acaba takıma zarar mı veriyor noktasına kadar geldi. Şimdi bu karşılaşmada nasıl bir rotasyon bekleyeceğiz? Özellikle tabii ki taraftarların gözü Arda Güler'de olacak. Son günlerin en çok konuşulan oyuncusu, oynayacak mı, oynamayacak mı, 90 dakika mı oynamalı şeklinde pek çok soru var. Senin kadro beklentin, 11 beklentin, rotasyon beklentin ve tabii ki Arda Güler'le ilgili fikrin nedir? Rotasyon, Jesus'un evet sezon özellikle o sıkışık fikstürde, yoğun dönemde çok işine yarayan ve bunu da çok başarılıyla yapan bir durumdu. Fenerbahçe hem Avrupa'da devam etti hem ligde iyi bir süreç geçirdi, ama şu da bir gerçek. Bazı oyuncular rotasyonda evet katkı verdi vesaire, ama bazı oyuncular da bu kadroda beklenenin çok altına inince, orada size bir katkı veremeyince rotasyonda bir işe yaramıyor. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu evet çok dinamik, çok güçlü, özellikle zaman zaman pres anlamında çok başarılı, ama diğer tarafta size tıkandığınız anlarda skoru getirecek, galibiyeti getirecek, işleri yapacak oyuncular, başta İrfan Can, ben bunu sayıyorum, tıkanıp kalınca işte orada işin problemi de ortaya çıkıyor. Yoksa Fenerbahçe'nin kadrosu, hani şöyle diyelim, herkes asker de arada bir iki general de lazım. Öyle denir futbola. Yani 10 numara tam tabiri olmaz, ama tam 10 numara gibi bir tane oyuncu, biraz daha kreatif oyuncular ağırlığını koysa belki takviye ile, Fenerbahçe bu sıkıştığı dönemleri daha iyi geçecektir. Çünkü görüyoruz ki Rossi her maçta bunu yapamıyor. Valencia'nın bireysel katkılarıyla gelen çok maç var. Onları da dışarı çıkardığımız zaman Fenerbahçe kreatif anlamda bir sıkıntı yaşıyor bence. Ne varsa eskilerde var durumuna kadar geldi hatta. Sezon başında çok sayıda transfer yaptı Fenerbahçe, ama baktığımız zaman aslında geçen sezon daha fazla katkı veren isimlerden yine katkı almaya başladığını görüyoruz. Aynen öyle. Yani eldeki transferler bir takımın hani omurgasını oluşturmaya, rotasyonda takımı yerli yerine oturtmaya çok başarılı işler yaptı Jesus bu anlamda. Arao, Perez, ama diğer tarafta size Fenerbahçe olduğunuzun farkını gösterecek de adamlar lazım. Yani burada iş dönüp dolaşıp kalecinin yediği hatalı gollere geliyorsa burada bir takım anlamında bir sorun da ortaya çıkıyordur. Belki ara transferde böyle takviyeler de yapacaktır Fenerbahçe, ama diğer yanda baktığımızda çok düz bir kadro. Size maçta yani zorlu kritik anlarda görev alıp sorumluluk alıp hırsıyla takımı motive edecek bir oyuncu göremiyorum. Yani bu sadece bir 10 numara, bir 9,5 numara skora yönelik oyuncu da olmak zorunda değil. Geride size Fenerbahçe olduğunuzun hissini yaratacak oyuncu da yok. Bu bir kanat olabilir. Yani eski oyuncular hep akıllara gelir zaten. Taraftar hatırlayacaktır. Bazı tıkandığınız anlarda kulübede de Jesus bu etkiyi veremediği zaman iyice işler sarpa sarıyor. Arda Güler konusunda ben oynamasından yanayım. Eğer koruma amaçlı diye garip bir şey var. Hani öyle de bir slogan çıktı ortaya yeni, böyle korumak için oynatmıyoruz. Kimi kimden koruyorlar onu da anlamıyorum. Arda Fenerbahçe'de oynamalıdır. Fenerbahçe'de bu eksiklik zaten göze çarpıyor. 90 dakika oynatamıyorsanız, fizik yapısı o kadar yeterli değilse, belki
90 dakikayı çıkarabilecek, o seviyeye gelecek bir takıma kiralarsınız. Oynaması lazım futbolcunun, özellikle de genç oyuncunun. Daha nerede bekleyecek, ne zaman bekleyecek, o işi de anlamıyorum. Fenerbahçe'nin bence Arda'ya ihtiyacı var. Arda daha çok süre almalı. En azından takıma bir hareket getirdiği aşikar. Burada siz pas atar, iki çalım atar, bazı planlarıyla takımı ileri iter. Bunlar lazım. Sırf Jorge Jesus'un planlarına uymuyor diye, tam istediği futbolcu tipi değil diye bence Arda'yı biraz da yani çok kulübede unutuluyor gibime geliyor. Yorumuna başlarken Suat, dedin ki Fenerbahçe'de bir umut kaybı da yaşanıyor. Şimdi Rize Spor maçıyla birlikte taraftarı önünde moral bulmak isteyecek Fenerbahçe ve lige dönüşte de Ümraniye Spor'la karşılaşacak deplasmanda. Yine iç saha ve deplasman performansları Fenerbahçe'de değişmeye başladı. Şu iki karşılaşma zannediyorum biraz psikolojik eşik anlamında kritik bir önem arz ediyor. Senin yorumun, düşüncen nedir bu konuda? Sana katılıyorum. Yani Rize ve Ümraniye elbette ki kötü takımlar değil ama diğer tarafta Fenerbahçe'nin de tam isteyebileceği bir fikstür. Hem kupada oynayıp iç sahada güzel bir galibiyet olması halinde taraftarın da bir geri dönüşü olacaktır. Ki bence bugün taraftara büyük iş düşüyor. Hani ne kadar kalabalık olup ne kadar takıma destek olunursa bu oyuncu grubunun da motivasyonu yerine gelecektir. Jorge Jesus zaten taraftarla iyi bir iletişimi var. Bunu oyuncularına da sık sık yöneterek, taraftara göndererek yapıyor isimleri. Bugün alınacak bir galibiyet, ardından Ümraniye'de gelecek bir skor, iyi bir skor, Fenerbahçe'de tekrar moralleri yerine getirecektir. Hani garip bir hava esti bir anda, bir daha belirteyim. Yani Galatasaray yenilgisi olması ve Galatasaray'ın performansı da Fenerbahçe'de bir anda bir sinirleri gerdi. Yani onlar bir anda öne geçip iyiye gidince Fenerbahçe taraftarı da kendi takımına çok eleştirmeye başladı. Ama bu inişli çıkışlı bir süreç. Fenerbahçe'nin bu durumdan çıkabilecek gücü de var, etkisi de var ve oyuncu kalitesi de var. Bazı oyuncuların sahaya ağırlığını koymasıyla birlikte ben bugün rahat bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Rotasyonda forma bulacak isimlerin de asıl kritik süreç onlar için. Çünkü kendilerini burada gösteremezlerse artık ligde de çok fazla hani ben niye oynamıyorum deme hakları bulunmuyor. Biraz takımın kendine geleceği bir 90 dakika bekliyorum bugün. Bir de transferi sormak istiyorum sana. Az önce dedin ki saha içinde aslında bir maestro görevi üstlenebilecek birine ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe. Bu noktada transfer döneminde, ara transferde bu bölge için, bu tarz bir transfer için adım atılmasını bekler misin? Yoksa gündemdeki gibi sadece bir sol bek takviyesiyle transferi kapatacak mı sence Fenerbahçe? Yani ben beklerim, transfer taraftar da bekler ama kulübün dinamikleri nedir tabii ki, mali şartlar ne ve Jorge Jesus'un istekleri ne? Burada çok fazla 10 numara seven bir teknik adam değil, öyle de bir yapısı yok. Zaten Arda'yı zaman zaman kulübede tutmasının da durumu o. Yani topla çok oynamayı seven bir oyuncu Arda, Jesus da bunu istemiyor. Yani daha hızlı akan bir oyun, herkesin daha tek pasla ilerlediği bir futbol tercih ediyor ama şu da bir gerçek. Süper Lig'de size bazen de bir 10 numaraya ihtiyacınız var. Bazen gol bulabilecek bir 8 numaraya ihtiyacınız var. Fenerbahçe bu üretkenliği kaybetti. Sırf sol bekle Fenerbahçe'nin sorunları çözülür mü? Gerçekten bilmiyorum. Evet, solda bir problem yaşanıyor. Alioski de tutmadı. Ki kendisi aslında çok da kötü bir hücum beki değildir ama olmayınca da olmuyor bazen takımlarda. Burada Fenerbahçe bence tek sol bekle yola devam ederse ilerleyen haftalarda biraz daha bu yani skora yönelik bazı isimleri arayacaktır. Unutmayalım, Trabzonspor şampiyonluğa giderken önce Bakasetas, sonra da Edin Visca hamlelerini kullandı ve bu iki oyuncu Trabzonspor'u şampiyonluğu getirdi. Diğer tarafta Beşiktaş'ın son şampiyonluğuna bakalım. Orada bir Raşit Gezal müthiş performansı vardı. Süper Lig'de hani bu tip oyuncular bazen dengeleri değiştiriyor. Peki Suat Umurhan, çok teşekkürler yorumların için. Güzel bir gün diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet, Fenerbahçe'yi Suat Umurhan'la konuştuktan sonra yine bugünün maçlarından bir diğeriyle devam edeceğiz. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK, Arabam.com Konya Spor'u konuk edecek. 17.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.